Türkiye depreme hazır mı? Biz yet değil. Röportajlarda biraz depreme karşı bilinçlendiğimizi görsek de ne yapacağımızı biliyor olsak da ya da biz depreme karşı ne yapacağımızı biliyor olsak da binalar sağlam değil ve bina sağlam olmadığı sürece depreme karşı istediğiniz kadar bilinçlenin, istediğiniz kadar hazırlıklı olun, deprem çantası olsun yanı başınızda ama bina çöküyor. 10-15 saniye belki 20 saniye o evden çıkmak büyük mesele. Hele ki o panik ve korku anında. Bu yüzden devlete, müteahhitlere, yerel yönetimlere, vatandaşlara yani herkese bu deprem konusunda çok şey düşüyor. İşte İzmir'de kaybettiğimiz 100 insan var ve o 100 insana mezar olan binalar var. Peki zemin mi kötü, binalar çok mu sağlamdı ya da binalar çürük, zemin de çürüktü. İkisi bir araya gelince ortaya bir felaket mi çıktı? Merkez üssü Seferihisar ama daha çok yıkımın yaşandığı yer Bayraklı. Peki neden Bayraklı'dan bahsediyoruz? Seferihisar'da tsunami sadece gerçekleşti. Yıkılan yerler var ama en çok hasarın Bayraklı'da olduğunu görüyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Peki o ölen 100 kişi ki acı haberler daha da gelmeye devam edecek. O 100 kişinin vebalini kim ödeyecek? Kimler ceza alacak? O 100 kişiyi geri getirebilecek miyiz? Hayır. Yaşanan travmalar peki? Hayır. O yıkılan binaların sorumluları kimler? Müteahhitler mi sadece? İnşaat mühendisleri mi? Ona yapı ruhsatı veren belediye personeli mi? Devlet mi? Kim? İşte bunları da konuşacağız. Konuşmamız da gerekiyor. Mucizeler var güzel ama gerçekten konuşmamız gereken taraf binalar ve o mezarları yapan müteahhitler. Ya da izin verenler kimler bunlar ve sorunları nasıl ceza alacak? Hepsini merak ediyoruz ve konuşmamız gerekiyor. Ve biz de bugün TMOB İnşaat Mühendisler Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Topçu ile birlikte bu konuyu konuşacağız. Yani Bayraklı'yı konuşacağız. Sayın Topçu hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, yine sizin alanınızla ilgili konuşulan bir mesele ve zaman zaman depremler gerçekleştiği, hasarlar olduğu zaman gündeme geliyor odanız ama daha çok bence gündeme gelmesi gerekiyor. Çünkü sadece deprem zamanı gündeme geldiği zaman hiçbir şey yapmıyoruz. Unutacağımız bir deprem yine 10 ya da 15 gün sonra diğer depremlerde olduğu gibi. En başta genel değerlendirmenizi rica edeceğim. Bayraklı yıkıldı pek çok yer. Sağlam binalar da var. Fakat depremin merkez üssü Seferihisar açıkları hatta Sisam tarafı ama yıkılan yer Bayraklı. Evet. Öncelikle sizler aracılığıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Aslında dikkat çektiğiniz konu önemli, hemen onu parantez içinde söyleyeyim. İnşaat Mühendisleri Odası, meslek örgütleri bu tür afetlerde insanların hayatını kaybetmemesi veya yıkıntılarla karşılaşmamamız adına meslek örgütlerinin daha fazla dikkate alınması gerekir. Bunu söyleyeyim. Seferihisar'da deprem oldu dediğiniz gibi. Yani bu yaklaşık 70-75 kilometre uzaklıkta bir mesafede deprem gerçekleşti. Ancak yıkımlar Bayraklı'da oldu. Evet. Bu konu aslında birçok etken vardır kesinlikle bu binaların yıkılmasında. Şu anda hem Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı ekipler alanda incelemeleri yapıyorlar. Hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ekipleri bu çalışmalarını sürdürüyor. Elbette net olarak bir teknik bir bilgiyi aktarabilmek için bu çalışmaların tamamlanması gerekir. Ancak şunu söyleyebiliriz tabii ki. Alanında uzman akademisyenlerin, alanda uzman kişilerin aslında bölgeyle ilgili uzun süredir çalışmaları var. Bunlar kamuoyuyla da paylaşıyorlar. Ve yine depremden sonra da bu görüşlerini paylaştılar. Bu nedir? Aslında Bayraklı bölgesinin zeminiyle ilgili durum. Bu zeminin alüvyon zemin olması ve bu tür zeminlerin, bu tür yumuşak zeminlerin aslında deprem yüklerini zemin büyütmesi adı verilen büyütme şeklinde deprem etkisini artırabileceği yönünde. Tabii ki bu binaların yıkılmasının asıl nedeni değildir. Sayın Topçu, tam bunu aslında vurgulamak lazım. Şimdi güzel haberler geliyor. Mesela benim bu depremle ilgili duyduğum biraz üzüntü şu.
güzel haberler geliyor işte. Elif'ten geldi, Dil'den geldi. Bunlar iyi haberler. Umut evet, veriyor tabii kesinlikle. Ki ama 100 kişi hayatını kaybetti ve biz oraya odaklanınca hayatını kaybeden insanları biraz sanki geri plan atıyor gibiyiz. Ve o insanların öldüğü binaları sanki böyle çok konuşmuyoruz. Ve yine galiba zemini çok suçluyoruz. Yani zemin kötü, binalar o yüzden yıkıldı. Yani binalar çok mu sağlamdı peki? Kesinlikle bu mesele kritik, önemli bir meseledir. Yani zemin kötüydü, binalar bu yüzden yıkıldı demek aslında buradaki bütün sorunları bir taraftan aklamak anlamına da gelebilir. Bizim alanımız, bizim meslek disiplinimiz böyle bir şey kesinlikle söylemez. Yani zemin kötü olduğu için bina yıkıldı meselesi bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değildir. Yani inşaat mühendisliği alanı, inşaat mühendisliği meslek disiplini her türlü zemine, her türlü koşulda sağlam binanın yapılmasına teknik olarak imkan sağlar. Bu elbette, bu şunu söylüyoruz, bunu yatsımıyoruz. Bayraklı bölgesinin zemini yumuşak zemindir, alüvyon zemindir. İşte Seferihisar'da 70 kilometre ötede gerçekleşen bir deprem aslında merkez üstünden uzaklaştıkça dalgaların sönümlenmesi gerekirken Bayraklı'da bu dalgalar sönümlenmeyip, yani aslında azalmayıp daha da büyümesine sebep oluyor. Zemin dolayısıyla değil mi? Alüvyon olduğu için. Evet, zeminin bu şekilde bir etkisi var. Ancak bu binaların yıkılmasının sebebi değil. Binaların yıkılmasının sebebi aslında yeterli derecede mühendislik hizmetinin almamış olması. Yani bu zeminin zaten alüvyon olduğu biliniyor. Bu zemine göre geoteknik çalışmaların yapılması, zemin yapı etkileşiminin mühendislik hizmeti alarak, düzenli olarak yapılması gerçekleşseydi, bugün bu yıkımlar, bu yan kayıpları, bu yaralanmalar olmayacaktı. Yani işte bu birçok etken var. Dediğim gibi yeterli derecede mühendislik hizmeti almamış olması olabilir. Yeterli derecede malzeme kaliteli malzemenin kullanılmamış olması olabilir. Veya biliyorsunuz imar affı uygulamamız vardı. Bu tür imar affı gibi uygulamalarla yeterli derecede değil, hatta bazen hiçbir şekilde mühendislik hizmeti almamış, hiçbir şekilde statik projesi, zemin etüt raporu, geoteknik raporu olmadan yapılan binaların devlet eliyle affedilmesinin sonucu olarak bu tür yıkımlarla karşı karşıya kaldık maalesef. Bir fotoğraf vardı, onu ekranlara getirebilir miyiz acaba? Bir gazetedeki fotoğraf, Bayraklı deyince Bayraklı'yı daha iyi anlamak için illiyette yer alan fotoğraf. Sayın seyirciler, bu fotoğraf Bayraklı'nın 20-30 yıl önceki hali. Denize nazır bir yer Bayraklı. Yeşil alanları görüyorsunuz. Oralar tarla, müstakil evler ağırlıkta. Ve henüz alan boş. Şöyle yavaş yavaş diğer fotoğrafa geçebilir miyiz? Ve Bayraklı'nın yeni hali. İzmir'de yaşayanlar ya da İzmir'e gidenler, bir de Bayraklı-Bornova tarafından geçenler bu manzarayı hatırlayacaklardır. Hele ki şu soldaki iki kuleyi hatırlayacaklardır. Yani üstte bir zamanlar bamya ekilen, tarımda kullanılan toprakların üzerine binalar yapıldı. Yüksek katlı binalar. Hadi yüksek katı da geçtik. Sağlam olmayan binalar yapıldı. Zemin zaten kötü ki Ege bir deprem bölgesi. Fay hattı haritasına baktığımızda Türkiye'nin, Ege'nin kıpkırmızı olduğunu görüyoruz. Sayın Topçu, üstteki fotoğrafı görünce, alttakine bakınca üzülüyor musunuz? Mesela bu fotoğrafın çok örneği var bu arada, sadece Bayraklı değil. Türkiye'de pek çok yer maalesef çarpık bir şekilde kentleşmeye açıldı. Kesinlikle bu sadece Bayraklı'ya özel bir durum değil. Dediğiniz gibi Türkiye'nin birçok bölgesinde, birçok alanında benzer tabloyla karşılaşmak mümkün. Şunu kesinlikle tabii tasvip etmeyiz, doğru bulmayız. Tarım arazilerinin imara açılması, buralarda yapılaşmanın yapılması. Teknik olarak biraz önce söylediğim gibi burada güvenlikli yapıların yapılması elbette mümkündür. Ancak maalesef tarım alanlarının, hatta yeri gelmişken söyleyeyim, deprem toplanma alanlarının dahi imara açıldığı bir dönemi yaşadık. Bu da maalesef bize iki fotoğraftaki fark gibi farkı zaman zaman karşımıza çıkarıyor. Burada şöyle bir sıkıntı var. Mesela
Alt fotoğrafta iki tane kule görülüyor. Bizim hep böyle yüksek katlarla ilgili bir endişemiz vardı ama şimdi sizin diğer deprem uzmanlarının anlattıklarına göre zemin kötü olabilir ve nüfus artış hızına oranla yüksek katlı binalar yapılabilir. Fakat bunlar sağlam olduğu sürece örneğin çok fazla Japonya'da ya da Amerika'da yıkılmayabiliyor. Nüfus artış hızına göre bu yüksek katlı binalar ya da tarım alanlarına yapılan binaların başka bir yere yapılması mümkün değil mi? Neden bu kent mimarilerinde? Tabii denize nazır bir yer. Onu görüyoruz zaten. Bir de oldukça da kar payı yüksek bir yer. Farklı bir plan yapılamaz mı? Niye bu biz kent planlarını direkt fay hatları üzerine yapıyoruz mesela? Niye tarım alanlarına yapıyoruz? Bu projeyi kimler çiziyor? Kent mimarisinin altında kimlerin imzası var mesela? Aslında bu şehir plancısı arkadaşlarımızın tabii ki uzmanlık alanı bir iş. Yani şehirlerin söylediğiniz gibi bütünlüklü bir şekilde planlanması gerekir. Bizde maalesef genelde şöyle oluyor. Bir bölge belirleniyor, o bölgenin planı yapılıyor. Daha sonrasında başka bir bölge belirleniyor, sonra o bölgenin planı yapılıyor. Yani bu şekilde birbirinden kopuk, birbiriyle hiçbir şekilde etkileşimi olmayan ve işte aslında bu gördüğümüz işte yüksek binaların elbette başka yerlere yapılması mümkündür. Ama bu bölgenin rantının daha fazla olması belki bu bölgeye yapılmasını sağlıyor. Bu tür plansız, programsız ve rant politikalarının sonucunda bu tür yapılaşmaların, bu tür çarpık kentleşmenin kaçınılmaz olduğu da bir gerçek. Sayın seyirciler, bu arada depremde hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 102'ye çıktı. Program başından beri aktarıyoruz. Enkazlardaki çalışmalar devam ediyor. Saatler geçtiği için de umutlar maalesef artık tükenme noktasında. Sabah saatlerinde 98'de 100'e çıktı ve şu an itibariyle de 102 kişiye yükseldiğini söyleyelim. Can verenlerin sayısını ve çalışmalarda bölgede devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor ama bir yandan da tabii ki ekiplerin dinlemeleri ve o hassas müdahalesi de sürüyor. Belki bir nefes, belki bir bedene ulaşırız diye. Umutlu bir bekleyişte var tabii ki. Bir mucize olur mu bilmiyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Olduğu zaman aktaracağız. Sayın Topçu, ekrandaki görüntüyü de görünce bir bina sağlam. Etraftaki binalar, bir bina yıkılmış, etraftaki binalar sağlam görüyorsunuz. Bir bina yapılırken kimlerin sorumluluğu vardır bu binaların yapılışında? Ya aslında şunu soruyorum, yıkılan bu binada kimlerin sorumluluğu var? Çünkü gözaltılar var ama müteahhitler, sadece müteahhitler mi sorumlu? Şimdi şöyle, öncelikle bu binaların ruhsatlı bir bina olduğu varsayımıyla yola çıkalım. Evet, evet, öyle düşünüyorum. Ruhsatlı bir binaysa, ruhsatlı bir bina... Ruhsat dediğimiz kaçak olmayan, olmadığını düşünüyoruz. Evet, projelendirilmiş. İlgili kurumlardan yani belediyelerden gerekli izinleri almış, bunun sonucunda inşa edilmiş yapılar diye bakalım. Bu şekilde bir yapının inşa edilmesi için öncelikle zemin etüt raporlarının hazırlanması gerekir. Yani bu jeoloji mühendisi arkadaşlarımızın alanıdır. Jeoloji mühendislerinin hazırladığı zemin etüt raporları. Bunun sonucunda bu rapora istinaden inşaat mühendisi arkadaşlar statik projelerini hazırlayarak ayrıca işte mimari projesinin hazırlanması. Yani bir aslında bir binanın ruhsat alabilmesi için inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, tesisat projeleri, zemin etüt raporlarını, jeoloji mühendisleri, dört farklı meslek disiplini, hatta çevre düzenlemesiyle birlikte peyzaj mimarlar, beş farklı meslek disiplininden uzman arkadaşların hazırlamış olduğu projelerin sonucunda ruhsat alabilir ve inşaat faaliyetine başlayabilir. Tabii ki şimdi asıl kritik mesele de müteahhitlik. Sizin röportajınızda da vardı. Şimdi maalesef bizdeki düzen her kesimden kişinin alanında hiçbir şekilde eğitim almamış, uzmanlığı olmayan kişilerin müteahhitlik yapması. Bu bizde bir gelir kapısı olarak gözüktüğü için inşaat alanında bir eğitim almamış herkes müteahhitlik yapabilir duruma gelebiliyor. Müteahhitlerin burada birinci derecede sorumluluğu vardır. Şantiye şeflerinin birinci derecede sorumluluğu vardır. Eğer projelerinde bir sorun, bir hata varsa projesini hazırlayan, raporları hazırlayan mühendislerin, mimarların, plancıların birinci derecede sorumluluğu vardır.
Bunların hepsi elbette bu yapılan binalar eski binalar, 90'lı yıllarda inşa edilmiş binalar, 92-93 ruhsat tarihleri. O dönemde yapı denetim sistemi yoktu. Fenni mesuliyet vardı. Fenni mesullerin bu binalarda birincileriyle de sorumluluğu vardır. Bu asıl sorumlu kimdir meselesi biraz da teknik incelemeler tamamlandıktan sonra ortaya çıkacaktır. Yani beton malzemesinin kalitesiz olması, kullanılan malzemelerin kalitesiz olması, düşük olması müteahhitlerin bilgileriyle sorumluluğundadır. Projesine uygun yapılmaması bunun denetim mekanizmasında bulunanların bilgileriyle sorumluluğundadır. Her biri için farklı şey söylenebilir binalar için. Ancak görülen o ki burada binaların yıkılış şekliyle de aslında biraz ortaya çıkıyor. Sandviç gibi üst üste döşemelerin üst üste gelmesi şekli aslında malzemenin kalitesiz olması. Değil mi? Evet, öyle gözüküyor. Malzemenin kalitesiz olması, belki yeterli derecede düşey taşıyıcıların bulunmaması olabilir. Müteahhitlerin burada sanırım asıl sorumlu onlar gibi gözüküyor. Dediğiniz gibi karton gibi böyle üst üste yıkılmış. Binanın bir ağırlık merkezi var galiba teknik evet. anlamda. Bizim anlamadığımız, bilmediğimiz. Temelin mi sağlam olması gerekir binada? Yoksa bu tür zeminlerde mesela kazıkların mı çakılması gerekir? Yoksa kirişlerin mi sağlam olması gerekir? Çünkü bazı yerlerde dükkanlardaki kirişlerin kesildiğini biliyoruz. İstanbul'da da bir Kartal'daki binayı hatırlarsınız. Çökmüştü. Adamlar daha çok yer kazanmak için kirişi kesmişlerdi. Bu arada ekrandaki yerde Rıza Bey Apartmanı değerli seyirciler. Ölü sayısının artmasına sebep olan bina burası. Hala enkaz altında olanlar var ve çalışmalar devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmaları yine mucize bekleniyor. Güzel bir haber gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Çalışmaları da zaman zaman ekranınıza getiriyoruz. İşte o binalardan birisi Sayın Topçu. Nedir bir binayı ayakta tutan sağlamlık? Ona şöyle cevap vereyim. Aslında bütünlüklü, yani söylediğiniz, tarif ettiğiniz kolonlarının, kirişlerinin, zeminin, temelinin hepsinin bütünlüklü olarak projelendirilmesi gerekir. Yani buradaki zeminin yumuşak zemin olması, alüvyon zemin olması, bina yüklerini doğru şekilde, binaya gelecek deprem yüklerini doğru şekilde zemine aktarabilecek bir temel sisteminin seçilmiş olması kritik önem taşıyor. Eğer bu buradaki zemin binanın yükünü taşıyamayacak durumdaysa, ki öyle olduğu söylenebiliyor bazı bölgeler için, bunların zemin iyileştirilmesi, zeminlerinin güçlendirilmesi, belki kazık uygulaması yapılması gerekmektedir. Yoksa bina hem düşey yüklerini zemine aktaramayacak hem de deprem anında deprem yüklerinin de sağlıklı bir davranış sergileyemeyecektir. Ama tek başına tabii ki zemin demek doğru olmayacak. Temeli, kolon, kiriş, perde, özellikle perdelerinin olması depreme karşı dayanıklı olmasını sağlayacaktır. Çok söyleniyor tabii. Dükkanların kolonlarının kesilmiş olabileceği. Bununla ilgili aslında net olarak bir bilgi yok elimizde. Yok. Ama yok, evet. Sosyal medyada buna benzer konular dile getiriliyor, söyleniyor. Belki geçmişten çok fazla buna benzer şey yaşadık. Söylediğiniz gibi Kartal'da yaşanan, Kartal'daki çöken binanın çökmesinin nedeni buydu. Kolonun kesilmiş olması. Aslında 99 depreminden sonra bu konuda biraz bilinçlenme yaşandı. Yani belki öncesinde çok fazla daha bu konuya, bu benzer uygulamalara şahit olabiliyorduk. Bu konuda biraz bilinçlenme sağlandı. Kolonları, kirişlere eski oranla, yani hiç tabii ki zarar verilmiyor demek mümkün değil. Yine karşılaşabiliyoruz. Eski oranla daha az karşılaşıyoruz bu tür sorunlarla. Ancak aslında belki kolonların, kirişlerin kesilmesi net olarak şu an için söyleyemeyiz ama bu tür binalarda zemin katlarında dükkan yapılması, kat yüksekliklerinin farklı bir tasarımda bulunulması o bölgenin diğer üst katlara oranla daha zayıf bir dayanım sağlamasına sebep olabiliyor. Bunların bu şekilde yapılan, planlanan binalarında
düzgün bir şekilde statik projelerinin yapılması gerekmekte. Yoksa yumuşak kat dediğimiz aslında zayıf dayanım gösterdiği durumlarla çok fazla karşılaşılabiliyor. Zaman zaman yıkıcı etkiler de gösterebiliyor. O zaman şunu anlıyoruz ki matematik, fizik, kimya, bütün gerçeklikler düşünüldüğü zaman sağlam bir bina ortaya çıkartılabilir ne kadar yüksek katlı olursa olsun, değil mi? Kesinlikle. Sayın Topçu, çok kısa bir vaktinizi rica edeceğim. Bir telefon bağlantımız var. Tabii. Sayın seyirciler, Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Bülent Özmen telefon attığımızda. Hocamıza neden bağlandık? Çünkü dün kendisi oradaydı ve hem Seferihisar'da hem de Bayraklı'da incelemelerde bulundu. Hocam günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Biz de burada depremi konuşuyoruz. Daha çok inşaat tarafını, binalar tarafını konuşuyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Özgür Topçu ile birlikte. Size bağlanmak istedim çünkü dün gittiniz, orayı gözlemlediniz. Bize durumu kısaca anlatır mısınız sohbetimize katkı sağlaması için ve doğru değerlendirme yapmamız için? Şöyle aslında tabii biz pazartesi yani dün sabah gittik. Hemen ilk etapta şeyi görmek istedik. Yani esas deprem merkez üstüne en yakın olan Seferihisar ilçesi ve Sığacağı gittik. Yani o bölgede incelemeler yaptık. Bizim yaptığımız gözlemlere göre yani deprem merkez üstüne en yakın yerleşim birimi bu Seferihisar ve Sığacık olmasına rağmen orada binalarda ciddi bir hasar olmadığını gözlemledik. Yani ilk önemli gözlemlerimizden birisi bu. Sadece bu deprem nedeniyle yani bizim ikinci afette diyebileceğimiz tsunami nedeniyle özellikle Sığacık'ta ciddi maddi kayıpların olduğunu gözlemledik. Bütün oradaki yatlar, işte iş yeri olan şeyler zayiata uğramış. Bir de bir kişi hayatını kaybetti biliyorsunuz, yaşlı bir kişi bu tsunami nedeniyle. Önce deniz dalgaları deprem olduktan sonra geriye çekiliyor. Daha sonra 1,5-2 metreye varacak yüksekliklerde gelip Sığacık'taki yerleşim birimlerini sadece vuruyor. Yani oradaki daha çok esnafı zarara uğratmış durumda. Yani insanlar biraz kendisini toparlamış ama yine de bir panik havası vardı. Oradan tabii biz tekrar İzmir'e doğru gelirken yine yolda geçerken çok fazla sayıda geçtiğimiz güzergah üzerinde konutların, binaların yine hasara uğramadığını gözledik. Ta ki İzmir'e gelip Bayraklı ilçesine, işte o malum mahallelere geldiğimiz andaki manzara tabii çok iç açıcı değildi, korkunçtu açıkçası. Dolayısıyla orada özellikle binaların hasara uğramasının nedenlerinden bir tanesi, yani bu deprem bize şunu da göstermiş oldu. Deprem mesafe tanımadığı gerçeğini bize bir kez daha gösterdi. Yani kendisine en yakın olan yerleri yıkmazken kendisinden 70 kilometredeki uzaktaki Bayraklı ilçesindeki işte epey bir binayı yerle bir etti. Çok fazla sayıda da ağır hasar, orta hasar, hafif hasar diyebileceğimiz hasarlara uğrayan binalar var. Yani bunların belki oradaki konuşuyorsunuzdur. Yani bize göre ana nedenlerinden bir tanesi, bir şeye bağlamak mümkün değil aslında. Yani epey bir neden sayılabilir bu kadar hasar olmasının nedenleri arasında. Tabii bir tanesi, en önemlisi bina kalitesinin çok çünkü biz bir heyet halinde gittik Gazi Üniversitesi'nden. İnşaat mühendisi hocalar da vardı yanımızda. Herkes kendi uzmanlık alanı ile ilgili incelemelerde bulundu. İlk yapılan hani tespitler işte beton kalitesi, demir kalitesi, bunların işçiliğinin çok yeterli olmadığı, yani bina kalitesinin çok kötü olduğu. İkincisi de o bölgenin zemininin çok zayıf olması. Yani bizim alüvyon dediğimiz, en zayıf zemin diye tabir ettiğimiz zeminin kalınlığı burada neredeyse 150 metrelere, yani 100 metreden yüksek olduğu ifade ediliyor herkes tarafından. Bu da deprem nedeniyle oluşan dalgaları büyüterek binalara vurmuş. Zemin büyütmesi nedeniyle de yıkılma olmuş. Bir de rezonansa girme olayı, yani
zeminin salınımıyla binanın salınımı denk geldiği için yıkım gücü biraz daha fazla olmuş. Yani bizim gözlemlerimiz bu şekilde. Hı hı. Hocam çok teşekkürler. Biz de zaten daha çok şunu konuşuyoruz. Bayraklı'daki zeminin çok da iyi olmadığını ama bilim de zaten aynı şeyi söylüyor. Gerçeklik tek. Zemin kötü ama binalar da kötü olunca ortaya çıkan bilanço oldukça ağır olabiliyor. Sayın Topçu da aynı şeyi söylüyor. Dün hocamızla konuştuk burada, başka bir deprem uzmanı hocamızla, o da aynı şeyi söylüyor. Yani bilimin birleştiği nokta aslında aynı. Hocam teşekkürler. Tamam, kolay gelsin, iyi yayınlar. Çok sağ olun, hoşça kalın. Ağır hasar sayısı Bayraklı'da, İzmir'de 58, az hasarlı 397 bina var, orta hasarlı 66 bina var. Sayın Topçu, Bülent Özmen de anlattı. O da yine binaların, betonların ne kadar sağlam olmadığından bahsetti. Yani bilim farklı bir şey söylemiyor, gerçeklik farklı bir şey söylemiyor. Evet, yani tabii ki şurada aslında alanında uzman akademisyenler, bilim insanları birleşiyor. Bu bölgenin zemini kötü bir zemin, alüvyon zemin, yumuşak zemin. İşte herkesin söylediği 70 kilometre ötede olan bir depremin bu bölgede büyütme etkisi yarattığı bir gerçek. Ancak herkes, bilim şunu da söylüyor, bu zemin kötü, doğru, fakat bu kötü zemine de sağlam binalar yapılabilir. Maalesef gördüğümüz tablo bunun tam tersini söylüyor. Zemin kötü, binalar da kötü. Malzeme kalitesi kötü. Belki işçilik kötü. Belki mühendislik hizmeti almamış binalar. Bunların hepsi bir araya gelince maalesef bu yıkımlarla karşılaştık. İmar Barış'ını soracağım. Mesela bu Rıza Bey Apartmanı, ekranda gördüğümüz bina, çürük bir bina aslında, depremde daha doğrusu oturulamayacak bir bina ama insanlar oturmaya devam etmiş, çürük raporu almış binalardan birisi. İmar Barışı'nda da pek çok binanın yine tapu aldığını ve insanların oturmaya devam ettiğini biliyoruz ki bu sadece İzmir değil, Türkiye'nin pek çok yerinde böyle ki sayıları da binlerce bu binaların. Evet. İmar Barışı aslında Murat Kurum'un son, yani Çevre Bakanı'nın açıkladığı rakam 7 milyon 400 bin kişinin faydalandığı yönünde. Yani 7 milyon 400 bin yapının. Evet, yapı diyelim. 7 milyon 400 bin başvuru. Yani İzmir için söylenen rakamlar zaten 810 bin yapının imar barışından faydalandığı. Bayraklı için 35 bin yapının imar barışından faydalandığı. Aslında TUMOP, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği imar barışına karşı çıkmıştı. Bunu bilimsel dayanaklarını söylemişti. Bu maalesef kaçınılmaz. Yani bu imar barışından faydalanan binaların birçoğunda benzer, belki bugün 12 bina sanırım tamamen yıkıldı. Benim elimdeki rakamlara göre 124 acil yıkılacak ağır hasar görmüş bina var. Bayraklı'da. Evet, Bayraklı'da. Bu aslında elbette şunu söylemiyoruz. Bunların tamamı imar barışından faydalanmıştır gibi bir şey söylemek, en azından şu an için elimizdeki bilgilere göre söylemek mümkün değil. Ancak imar barışı aslında şudur: kaçak binaların görmezden gelinmesi. Bunların belki birçoğu mühendislik hizmeti hiç almamış binalar. Belki birçoğunun hiçbir şekilde zemin etüt raporları yok. Belki birçoğunun geoteknik raporları, geoteknik projeleri yok. Belki birçoğunun statik projeleri yok. Yani bu gördüğümüz taşıyıcı sistemler, kolonlar, kirişlerinin bir mühendislik eliyle, bir mühendisin gözüyle hesaplanmadan hayata geçirildiği binalar. Veya bir şekilde ruhsat almış, bir şekilde mühendislik hizmeti alarak, projelendirilerek ruhsat almış. Ancak sonraki yıllarda yapılan tadilatlarla, belki kat ilaveleriyle ruhsatsız, kaçak duruma düşmüş. Yani bunlar aslında çok ciddi problemler. Yani bir kat ilavesi demek o binaya aslında sizin hesapladığınız, sizin öngörünüz yüklerin fazlasını etkitmek demek. Yani insan taşıyacağı yükün üzerine bir yük daha vermek, omurgasını ince yemektir. Tabii ki, kesinlikle. Buradaki taşıyıcı sistem diye tarif ettiğimiz kolon, kiriş, perde gibi yapıların şimdi taşıyacağı bir yük, bu yüke göre bir modelleme yapıyorsunuz. Ancak zaman içerisinde bu
Kartal'daki binada buna bir örnek. 5 katlı bina 6 katlı 7 katlı hale dönüştürülebiliyor. Hiçbir şekilde bu 7 katlıya dönüştürülürken bir mühendislik hizmeti almadan yapılıyor. Sonrasında da bunlar imar barışıyla affediliyor. Ya bu gerçekten akıl alır gibi değil. Dönemin Çevre Şehircilik Bakanı şöyle bir şey de söylemişti. Vatandaşın biliyorsunuz taahhüdüyle yapıldı bu işler. Yani binaların büyüklüğü ve depreme dayanıklılığı vatandaşın kendi taahhüdü alınarak imar barışından faydalanması sağlandı. Biz bu sayede, bakanın kendi ağzından söylediği şeydir, mühendislik, mimarlık bürolarının 2-3 bin lira fazladan işte para almasının önüne geçtik. Doğrudan vatandaşın kendi taahhüdüyle binalarımızı imar barışından faydalandıracağız diye söylemişti. Yani bu aslında hem insan hayatına verilen değeri hem de ülkedeki bilime, tekniğe, mühendislik, mimarlık hizmetlerine verilen değeri gösteriyor maalesef. Birkaç dakikamız var Sayın Topçu. Kentsel dönüşüm meselesini soracağım tam bu noktada. İmar barışına karşı tavrınızı öğrenmiş olduk ki 7 milyon çok fazla, benim bildiğim 21 milyon galiba değil mi Türkiye'deki evet. yapı sayısı? Yani 3'te evet. biri tapusuzmuş. Evet. İlginç. İlginç ve korkunç aslında aynı zamanda. Peki kentsel dönüşüm meselesi, kentsel ve kırsal dönüşüm. Gerçekten kentleri dönüştürebildik mi 99'un sonrasında? Dönüşüyor mu kentler? Dönüşürken o dönüşüm nasıl gerçekleşiyor? Depreme dayanıklı yerler mi yapıyoruz yoksa çok para kazandıran yerler mi yapıyoruz? Maalesef yine buradaki anlayışta farklı olmadı. Yani şöyle söyleyeyim, 2012 yılında afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu çıkarıldı. Bununla amaçlanan, hedeflenen şuydu, riskli yapıların, riskli alanların dönüştürülerek depreme dayanıklı, güvenlikli yapılar haline getirilmesini sağlamak. Bununla ilgili bir parantez açıp şunu da söyleyeyim. Ulusal Deprem Strateji Eylem Planı yapılmıştı 2011 yılında. 2011 yılında şunu söylemişti. Bu planı hazırlayan işte AFAD, akademisyenler, üniversiteler, içinde bulunan bilim insanları 2012 ve 2017 yılları arasında ülkedeki yapıların, işte mevcut yapı stoğunun belirlenmesi, riskli yapıların belirlenmesi tamamlanacaktı. Ancak geldiğimiz nokta 2017, 3 yıl, 4 yıl neredeyse geride bıraktık. Geldiğimiz noktada böyle bir çalışmanın tamamlanmadığını çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Sayın Topçu, haberi paylaşalım siz de buradayken. Çok Rıza Bey Apartmanı'ndan gelen bir haber. Değerli seyirciler, umutlar tükeniyordu, tükenme noktasına gelmişti ama bir mucize bekliyorduk. Elif'ten 65 saat sonra iyi haber almıştık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Rıza Bey Apartmanı'nda 90. saatte bir bebeğe canlı ulaşıldığını söyledi. Gerçekten büyük bir mucize değerli seyirciler. 102 insan hayatını kaybetti. Acıları yüreğimizde ama umut veren haberler de geliyor. Ekranda gördüğünüz bölge, bebeğe canlı ulaşılan yer yani Rıza Bey Apartmanı. Belki ölümün en çok gerçekleştiği yer ve 90. saatte gelen güzel bir haber. Sayın Topçu. Mutluluk verici bir haber öncelikle. Çok ilginç, 90. saatte evet, ve evet. 90 saat canlı kalabilen bir bebek. Durumu nasıl bilmiyoruz ama umarım bir an önce enkazdan çıkartılır. Gerçekten güzel bir haber değerli seyirciler. Bir yanda acı, bir yanda mucize haberleri, iyi haberler. Hayatın içinde olduğu gibi, iyisiyle, kötüsüyle, doğumla, yaşamla olduğu gibi her şey zıttıyla var. Burada da onu en bariz şekilde görüyoruz. Bu arada Ege Denizi'nin ulaştıklarında da depremler olmaya da devam ediyor. Daha doğrusu Ege Denizi'nde. Aktaracağız ilerleyen dakikalarda bu haberin detaylarını, bu mucize kurtuluşu, mucize kurtarışı. 90. saatte gelen bir haber, güzel bir haber. Sayın Topçu, 5-6 dakikamız kaldı. Kentsel dönüşümde kalmıştınız. Yani kentsel dönüşümü biz yapamadık, onu anlıyoruz öyle mi? Kesinlikle yapamadık. Aslında bu devlet politikası olması gerekir tabii ki. İnsanların güvenlikli yapılarda oturması, insanların can güvenliğinin sağlanması bir kamusal denetimle mümkündür.
2011 yılında hazırlanan Ulusal Deprem Eylem Stratejisi planında bu aslında devlet bunun kendi görevi olduğunu da bir şekilde kamuoyuna ifade etmişti. 2012-2017 yılları arasında yapılacak çalışmayla mevcut yapı stoğunun belirlenmesi, riskli yapıların belirlenmesi, riskli alanların belirlenmesi. Öncelikle bu bizim için elimizde olması gereken önemli bir veri ve bu tabii ki bu riskli alanların, riskli yapıların dönüştürülerek güvenlikli yapıların, insanların yaşayacağı güvenlikli yapıların yapılması da kesinlikle olmazsa olmazlardan bir tanesidir. 2012 yılında 6306 sayılı afet riskli alanların dönüştürülmesi kanunu yürürlüğe girdi. Ancak maalesef bu kentsel dönüşüm bizde amacına hitap etmekten öte ransal dönüşüm diye biz ifade ediyoruz. Rant talan politikalarının hayata geçirmenin bir aracı haline geldi. Yani az alandan daha çok kar elde etme düşüncesi mi peyda oldu? Evet, evet maalesef. Yani bu başlangıcının aslında işte belki gazetelerde de çokça yazılmıştı. Bağdat Caddesi'nden başlaması aslında rantın fazla olan bölgelerin kentsel dönüşümden faydalanması bir anlayışı gösteriyordu bize. Bugün de maalesef geldiğimiz noktada farklı bir şekilde ilerlemiyor. Kentsel dönüşüm yerinde bir dönüşümle bir rant aracı olmadan, müteahhitlere para kazandırmanın bir aracı gibi görülmeden insanların hayatının birinci derecede öncelik olması gerekir. Ve bu şekilde sağlıklı yapıların, nitelikli mühendislik hizmeti almış yapıların inşa edilmesinin bir aracı olarak kullanılması gerekirdi. Maalesef bu şekilde uygulanmadı. Biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak açıklamalar yapmıştık. Mezarlık alanlarının dahi, hatta yeşil alanların, mezarlık alanlarının, deprem toplanma alanlarının riskli alan ilan edildiğini biliyoruz. Yani buralarda hiçbir şekilde yapılaşmanın olmadığı yerler riskli alan ilan edilip, kentsel dönüşüm adı altında büyük projelerin yapıldığını biliyoruz. Büyük rant projelerinin yapıldığını biliyoruz. Bu anlayıştan kurtulmadığımız sürece kentsel dönüşümün bizlerin beklediği şekilde amaca hizmet etmesi, bizlerin beklediği şekilde gerçekleşmesi maalesef mümkün olmayacak. Sayın Topçu, son olarak yüksek katlı binalarla ilgili görüşünüzü soracağım. Bizi epey endişelendiren bir taraf bu, bilhassa Marmara depremiyle ilgili. Ankara'da pek çok zaten, İzmir'de de gördük. Pek çok yerde artık böyle rezidans tarzı kule tipi binalar mevcut. Bunlar depremde dayanıksız mıdır depreme karşı? Evet, şöyle söyleyeyim. İstanbul'da özellikle yüksek binayla çok fazla karşılaşırız. Ankara'da da fazla olmaya başladı. İstanbul'un birçok yerinde yüksek katlı binaları görmek mümkündür. Biz kesinlikle şunu söyleyemeyiz. Yüksek katlı binalar depreme dayanıksızdır diye bir şey söylemek aslında bilime aykırı bir şeydir. Yani farazi söylem galiba, değil mi? Evet. Boşka yani soru. Tabii şöyle, tek katlı bir binayı görüp yüksek katlı binalar, elbette bu yıkım etkileri çok daha farklı olabilir. Ancak bu binaların depreme dayanıklı bir şekilde projelendirilmesi de doğrudan deprem alacağı deprem yükleriyle ilgili bir şeydir. Yani bina ağırlaştıkça deprem yükleri artacak. Dolayısıyla yüksek katlı binaların alacağı deprem yükleri, etkileyeceği deprem yükleri çok daha fazla olacaktır. Ama bu deprem yüklerinin fazla olmasını da zaten binaya bunun aslında bedeli ödetilir. Nasıl ödetilir? Taşıyıcı sistemin boyutlarının büyütülmesi, kolon kiriş, daha fazla perde kullanılması ve bu deprem yüklerini taşıyabilecek duruma getirilir. Yani bu biz hiçbir şekilde, hatta şu da söyleniyor, betonarme yerine çelik yapılması gibi bir tartışmada yürüyor. Böyle bir şey de doğru değil. O bina, yüksek katlı binalar çelik de olsa, beton da olsa, betonarme de olsa malzemesinden bağımsız bir şekilde depreme dayanıklı olarak tasarlanması, depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi kesinlikle mümkündür. Sayın Topçu, eksik kalan bir şey var mı? Bayraklı'yla ilgili, İzmir'le ilgili, depremle ilgili.
Çünkü vaktimizin sonuna geldik. Eğer varsa onu rica edeceğim yani sizden. Son olarak şunu söyleyeyim. Yani biz aslında hep şunu tartışırız. Depreme hazırlıklı mıyız, değil miyiz? Maalesef her depremde tekrardan depreme hazırlıksızız diye tartışıyoruz. Özellikle 99 depreminden sonra, 99 depremi bizim için bir milat olsun diye söyledik. Sonrasında gerçekleşen depremlerde de aynı cümleyi tekrar kurmak zorunda kaldık. Van depreminde de, Elazığ depreminde de, Düzce depreminde de, her yaşadığımız depremde bu deprem bizim için milat olsun. Artık depremle mücadeleyi bir devlet politikası haline getirerek, bütün kamuoyunun, bütün halkımızın bilinçlendirilmesiyle depremle mücadele edelim. Yani bu deprem bir doğa olayıdır. Depremi engellememiz mümkün değildir. Ama depreme karşı hasarları azaltabiliriz. Hasarları azaltabilip yan güvenliğini sıfıra indirmek bunlar mümkündür. Bunlar da tamamıyla bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunmakta kararlıysanız eğer bunları kesinlikle yapabilirsiniz. Biz artık depremlerle yaşamaya alışmalıyız. Depremlere karşı bu güvenlikli binaların inşa edilmesi, özellikle imar affından faydalanmış binaların kesinlikle gözden geçirilmesi, kesinlikle deprem analizlerinin, depreme dayanım analizlerinin yapılması kesinlikle gerekmektedir. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, TMOB İnşaat Mühendisler Odası'ndan Özgür Topçu konuğumuzdu. Veda vaktimiz geldi. Yine yoğun bir gündem, acı haberler aktardığımız bir program oldu. Yarın sabah yine burada olacağız saat tam 7'de. Olabildiği kadar keyifli bir sabah diyeceğim ama mümkün değil. Umutlu bir sabah uyanmayı diliyoruz artık. Daha önceki temennilerimiz hep bu yöndeydi. Daha umutlu, daha huzurlu bir sabah temenni ediyoruz. Hepimiz için, tüm dünya için. Hoşça kalın, görüşmek üzere.